Hepiniz de bisikletçisiniz ya. Gelin ama az az verin, olur mu? Tamam, o kadar köklemeyin. Tamam. Yok, hiç o kadar verme. Tamam mı? Evet. Bulabildin mi? Bak yazıyor burada. O kadar gaz veriyoruz, bari takip ediverin. Sen Muslera mısın? Fenerli misin? Helal be sana. Ediyor muymuşsun yani? Adamsın. Hadi dikkat edin kendinize. Küçük genç kardeşlerimizi de mutlu ettiğimize göre bugünümüz inşallah güzel geçecektir. Şimdi ben Shell'e gideceğim ya, nereden gitsem daha yakın olur. Şuradan gidelim. Eskiden olsa bu kadar düşünmüyordum ama mükemmel yollarımız sayesinde labirent filmi gibi fazla düşünmek zorunda kalıyorum. Özledik be motor sürmeyi. Gençler, genç kardeşlerim, bu arada şuradan hemen size küçük bir mesaj vereyim. Bazen bana yazıyorsunuz, abi şuraya gel, buraya gel, şu mahalleme gel, bu mahalleme gel. Hepsine bir bir gelmek istiyorum. Bugün Cevizkent'e geldik. Cevizkent'teki kardeşlerimize gazlarını ver dedik. Sürekli söylüyorum bunu. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Ben Karabük'te değilim arkadaşlar. Yani Karabük'te yaşıyorum. Ailem, anam, babam, herkes Karabük'te ama ben okuduğum için Karabük'te değilim. Bu yüzden sık sık git gel yapıyorum Karabük'ten. Diyorsunuz abi bak video paylaştın, gelmişsin. Niye gelmedin dediğim yere, geleceğim demiştin falan diyorsunuz. Sanki yalan söylemişim gibi anlıyorsunuz ama ben mesela bugün 3 tane video çekeceğim. Bu videoyu 1 ay içinde part part paylaşarak yayınlıyorum arkadaşlar. Buradan da size bilgi olsun. Evet şu an Karabük'e geldim ama yine kısa süreli, dayı biz buradan çıkabiliyoruz. Kısa süreli geldiğim için yine her yere gitme fırsatım olmuyor. Hoppa! Gazı açtın mı gidiyorsun. Eziyoruz şu gaz açmaları, gerçekten insan kendine geliyor ya. Bugün arkadaşlar motorumun zincirini yağlayacağım. Bu yüzden mazot alacağım. Mazotla var ya, zincir mükemmel bir temizlik sağlıyor. Gerçekten motorun falan zincir temizleme seti oluyor. Ama bence küçük 0.5 litrelik bir şişe alın. O şişeye gidin, mazotunuzu doldurun. Eski kullanılmış, çöpe atmak üzere olduğunuz bir diş fırçasını da. Zincirinizi diş fırçası ve mazot yardımıyla temizlediğinizde cillop gibi oluyor. Abicim. O değil de. 200 liralık benzin aldın, depo fullendi. Nasıl oldu bu? Aman inek varmış, görmedim. Bana da olabilir gerçi, çok dikkat etmedim. Var mı yok mu diye. Son 2, 3, 4. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber geziyoruz. Bir şey yapmıyoruz yani. Ne yapacağız başka? Gezeceğiz. 20'li yaşlar bir daha gelmiyor diyerek geziyoruz. Yanını görür Allah'ım. Hop. Açıyorsun gazı. Veriyorsun ayarı. Bugün dayım çıkmazsa inşallah. Buna böyle başka zaman olsa yol vermezdim ama hani bugün sakinim, relaxım, hayat güzel, hava serin, tatlı. Acelemiz yok Allah'a çok şükür. Yayalarımıza da yol verelim. Buyurun efendim. Buyurun efendim, ne demek? Hak, hukuk, her şeyi biliyoruz Allah'a çok şükür. Bildiğimiz kadarıyla, bilmediğimiz kederiyle demiş atalarımız. Demiş mi böyle bir şey ben de bilmiyorum ama belki de bir gün birilerinin atası oluruz. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın demiş. Bak işte bunu atamız demiş işte. Kim demiş? Mehmet Akif Ersoy. Aydınlık Evler yolunun gelmeden önceki cuma pazarındayız. Cuma günü arkadaşlar. Buradan geçemezsin. Hani burası Sırat Köprüsü'ne dönüyor. Çok yanlış bir tabir oldu ama hani geçilmiyor yani. Sanki bir günah işlemişsin, geçemiyorsun. Yolu kapamışlar. Hani trafik desen var, yayalar desen var. Ya alışveriş telaşı, o oraya geçiyor. İki tarafta da pazar var zaten. Karşıdan karşıya geçmeler. Yani var oğlu var. Burası da köprü başı. Köprünün başı olduğu için galiba köprü başı demişler. Düşünsenize, her şey bir yerin başı olarak bizim Türklerde böyle bir isim verme var. Bakın mesela köşen market kadar
Vizyonsuz bir market ismi ben bilmiyorum. Hani nerede bir köşe var, tamam mı? Nerede bir köşe, oraya dükkan açıyorlar. Köşem market, köşem döner, köşem kebapçı. Ya kardeşim şu vizyonu biraz geliştirin ya. Tamam köşem kenar olsun. Hani yol ağzı dönerken falan. Hani değiştirin abicim. Köşe kenar gördüklerinde oraya koyuyor adam. Marketim var, köşem market. Kuruyemişçisi var, köşem kuruyemişçi. Böyle bir güzel vizyonumuz var. Hani diyorum ya, hava güzel, acelemiz yok, sevenlerimiz var, arkada bekleyenler. Gerek yok babacım, böyle de gayet eğleniyorum ben. Hani mesela Ford Tourne ile şu an aynı anda gidiyorum ya, şu gaza az bir şey açtığımda ben onu geçtim ya. Yeter abicim, daha fazlasına gerek yok gerçekten. Eğlencenin sınırlarını zorlamaktansa eğlenebileceğin kadarına kadar zorlasan bence bu insana yetmeli. Evet, trafik kuralları bazen bizi çok sıkıyor. Hani diyoruz bu yolda 82 ile mi gidilir abi diyoruz. Mesela o hızda 82 değil 92 yap. Ama 110-120 yapıyorsan sen artık sınırları zorlamışsın. Ama 92 yapmak da artık bir eğlencedir bence. Ne boş yapıyorsun sen deyip videoyu kapatmayı düşündüğünüzü biliyorum ama bu işler böyle. Evet arkadaşlar, burası da Aydınlık Evler. Eğer Aydınlık Evler'de oturan kardeşlerim varsa hepinize selam gönderiyorum. İzlediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. Beni her zaman takipte kalın. Belki bir gün kamera karşısında kendinizi ya da mahallenizi, evinizi, arabanızı, sokağınızı, her şeyi görme ihtimaliniz var. İşte Aydınlık Evler. Eğer şu an bu videoda kendini gören varsa hemen yorumlara yazsın ki abi arabamı gördüm, kendimi gördüm, evimi gördüm, camımı gördüm, penceremi gördüm, hepsine selam verebiliriz. Şöyle ara sokaklarımızda girelim. Varsa buralarda oturanlar, onlara da selam vermiş olalım. Yan tarafımız, yani arka taraf Çebioğlu'ydu. Böyle Çebioğlu'nun yan tarafından doğru müstakil evler var. Şurada fena dik yokuşlu bir bayır var. Yani eminim bu bayırda kışın hızı alıp kayanların olduğunu düşünüyorum. Tam böyle kayıp gezmelik. Gezmelik mi? Başka anladınız siz beni işte. Aydınlık Evler sokakları. Seviyorum Aydınlık Evleri aslında. Böyle ferah bir havası var gerçekten. Aşağıda halı saha var. Oraya da uğrayıp oradan döneceğim. Aydınlık Evler'in gençlerine açılmış bedava bir halı sahası var. O halı sahamıza buradan iniyoruz diye hatırlıyorum galiba. Hemen göreyim. Evet. Yangın mı var? Abicim ne kadar uğurlu gelmişim ya. Evet, burası da Aydınlık Evlerimizin halı sahaları. Gençlerimiz oynuyor. Evet beyler. Bugün aylardan 12 Ekim Pazar. Eğer varsanız, burada oynuyorsanız şu an sizi kayda aldım. Gayet güzel oynuyorsunuz. Evet arkadaşlar, umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki mahallede görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinizi gördüyseniz yorumlarda abonmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.